anne. Rüyalarımda ne güzel öpüşüp koklaşıyoruz, mutlu oluyoruz. Çocukken de bir gün uyanıkken gelsem diye hayal ederdim. İşte. Anne, ben gidiyorum. Ne zaman döneceğim bilmiyorum. Gitmesen. Kalsam kalamıyorum. Gitsem olmuyor. Seni bırakıp nasıl giderim ben anne? Nasıl gideceğim? Ne istiyorsun? Ali Hikmet, duydum ki Nihat'a borçlanmışsın, bir deste de senet yapmışsın ha? Ne istiyorsun dedim? Diyorum ki o senetler bende artık, haberin olsun. Şimdi ne yapacaksın bakalım Ali Hikmet Paşat? Oo Gökhan Efendi, vallahi ben seni hiç beklemiyordum. Buyur geç otur şöyle. Ne yapıyorsun sen? Niye? Ne yapmışım ki? Arkadan dolanma Hakan Korkut. Ne istiyorsan erkekçe söyle. Ha sen atlarını aldım diye bozuldum ben. Satmasaydın ben de almazdım. Ama bak ne kadar güzel atlar değil mi? Hepsi birbirinden şahane. Senin bizimle derdin ne? Demek haberin yok olanlardan. E baban da haklı tabii. Yüzü yok adamın, söylesin sana. Ne anlatıyorsun sen? Bana bak. Derdin neyse geç karşıma erkek gibi konuş. Yoksa böyle... Öyle mi öyle yok Gökhan. Okyaydan çıktı artık. Tamam. Madem öyle. Atlarıma iyi bak. Hepsini senden geri alacağım. Sen o atları al Gökhan Efendi. Canın sağ olsun. Ben 22 yıl bekledim. Neyiniz var, neyiniz yoksa alacağım. Ali Hikmet Başat, kapında süründüreceğim seni. Kapında. İzmir'e gitti de. Nihat Bey'in telefonu. Nihat Bey İzmir'e gitti. Ulan şerefsizler! Patronunuz İzmir'e gitti de telefonunu ofiste mi bıraktı? Evet öyle olmuş. Biz de şimdi ne yapsak diye düşünüyorduk. Söyleyin o patronunuza. Bitti oğlum o. Bitti.